Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Uzun zamandır hem ofis işleri hem de oyun oynamak için bir bilgisayar arıyordum. Sonuç olarak Monster'ın bir modelinde karar kıldım. Hani bayağı bir araştırdım arkadaşlar aslında. Hani fiyat performans açısından da hangisi daha uygundur, hangisi böyle daha yüksek performansı sağlar diye. Sonuç olarak baktığınız zaman hemen hemen tüm bilgisayarlarda, tüm laptoplarda aynı donanımlar kullanılıyor. Hani kimisi belki AMD, kimisi Intel, kimisi işte ekran kartında Nvidia'yı tercih ediyor, kimisi Radeon tercih ediyor. Fakat günün sonunda baktığınızda belli başlı bileşenlerin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Benim kafamda bir zaten hani sistem vardı. Ekran kartı şu kadar olsun, işte RAM 16'dan aşağı olmasın vesaire vesaire gibi bazı kriterler vardı. Bu kriterler sonucunda fiyat karşılaştırmasına geldi iş. Yani tabii tasarım da bir arada önemliydi. Fakat benim için açıkçası öncelikli olan fiyattı. Fiyat performans oranına baktığımda Monster'ın hani rakiplerine göre bir adım daha önde olduğunu gördüm. Bu yüzden de Monster'ın bir modelini almaya karar verdim. Hangisiymiş bu model bakıyoruz. Huma 5 versiyon 1.2 diyor arkadaşlar. Evet, benim için burada önemli olan, hemen size belirteyim, RAM'in 16'dan aşağı olmamasıydı arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni nesil konsollar geliyor. Dolayısıyla bu yeni nesil konsollar çıktıktan sonra oyunlar da bunlara göre geliştirilmeye başlarsa eğer 8 GB'lık RAM'lerin ben çok da yeterli olmayacağını düşünüyorum. O yüzden 16 GB'lık RAM benim için ilk kriterdi. Bu bilgisayarda arkadaşlar Intel'in 9. nesil i7 işlemcisi bulunuyor. 512 MB'lık bir SSD'miz var. Ekran kartı tarafında ise GTX 1650 bulunuyor. Aslında ben RTX ekran kartı olan bir model istiyordu. Fakat onların fiyatları benim bütçeme biraz ağır geldiği için onlardan alamadım. Bunu da belirteyim. Şöyle hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Bakalım içinden nasıl bir cihaz çıkacak. Şöyle. Kargodan bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Hani zaten Monster'ı biliyorsunuz. Genellikle internet mağazası üzerinden yapıyor satışlarını. Kadıköy'de bir tane mağazası var. Avrupa'da şu anda bir mağazası yok. Dolayısıyla gidip almak isterseniz Kadıköy'den alıyorsunuz. Ama genelde Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyorlar. Ben de dolayısıyla kargo seçeneğini tercih ettim. Kutu tasarımı gayet şık. Hemen belirtelim. Zaten biliyorsunuz bu temel yeşil, Monster'ın rengi siyah ve yeşil teması. Gayet de kutusu hoş diyebiliriz. Bakayım burada bir yazı var mı? Yok. Evet, şöyle açalım kutumuzu. Burada bir poşet, daha doğrusu bilgisayar zaten bu. Şöyle bir çıkartalım. Daha jelatini. Üstünde gördüğünüz gibi ilk defa sizin açıyorum. Sadece kartonun şeyini açtım. Onda kargocu dedi aç abi bir bak diye. Açtım baktım. Bakalım buralardan ne çıkacak. Evet. Bakalım bir flash belleğimiz var içinde. Monster'ın garanti belgesi bulunuyor. 2 yıllık garantisi var. 10.03.2020 gördüğünüz gibi. Şurada başka bir belge. Bilgisayarın giriş portlarını gösteriyor. Zaten ona birazdan bakacağız. Neymiş? Buna bakalım. Göremedim de ne olduğunu. Ne ola ki? Bir şey de görünmüyor şimdi. Allah Allah. Evet, şurada evet arkadaşlar, iki tane minik vida çıktı. Bu poşetin içinden o iki minik vidayı çıkarttık. Enteresan olmuş gerçekten. İnsan daha büyük bir şey çıkacak diye bekliyor ama en nihayetinde iki tane minik vida çıktı. Şurada demin ki dediğimiz flash bellek, içinde muhtemelen sürücüler vesaire vesaire vardır diye düşünüyorum. Garanti belgemiz, kullanım kılavuzumuz burada. Bakalım burada neler var. Evet, burada bir tane fiş. Adaptörümüzün fiş kısmı, herhalde buradan da adaptör çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet, buradan da adaptörümüz çıktı. Power adaptörümüz. Kutudan başka da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Evet, kutu içeriği bu kadar. Bakalım burası da çıkmıyor. Evet, bunları şimdi köşeye alalım. Ve gelelim bilgisayarımıza. Bilgisayarımızı şöyle koyalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet ince. Dediğim gibi hem ben bunu ofis çalışması için aldım hem de oyun oynamak için aldım. Ha tabii, sadece oyun oynayayım
Benim için oyun yeterli diyorsanız arkadaşlar, tercih edebileceğiniz pek çok farklı model bulunuyor. Yani biliyorsunuz zaten Monster'da genellikle oyun tarafı denince akla Abra ve Tulpar geliyor. Tulparlar biraz daha pahalı Abralara göre, fakat Abraların fiyatı gayet uygun diyebiliriz. Ben Huma'yı tercih ettim. Dediğim gibi bu tercihteki asıl sebep benim hani bunu ofis işlerinde de kullanmaktı. Yani sırtıma çantamı alıp taşıdığımda fazla bir ağırlık yapmamasıydı ki bu da gayet hafif diyebiliriz. Sizin de bildiğiniz üzere oyun laptopları gayet kalın ve ağır oluyor. Yani arada belki 1-1,5 kilo fark olabilir. Dolayısıyla bu yüzden Huma benim için daha elverişliydi diyebiliriz. Evet, şöyle açtığımızda ekranımız, klavyemiz, touchpad'imiz açılır mı bakalım bir. Açılmadı. Ha, açıldı mı yoksa? Şöyle bilgisayarı kapattığımızda görüyorsunuz. Şurada iki tane USB'miz var. Hemen burada Ethernet girişimiz bulunuyor. Şurada kilit şey var, biliyorsunuz zaten o. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hem mikrofon hem de kulaklık girişi tek yerde toplanmış. Şurada bir mikro SSD, yani genelde biliyorsunuz büyük oluyordu. Burada mikroya yer verilmiş. Zaten artık günümüzde büyük kartlar çok fazla kalmadı. Sadece profesyonel makinelerde kullanılıyor. Burada fanlar var. Biliyorsunuz Monster'ın genellikle oyun serilerinde girişler bu arka tarafa şekillendiriliyordu. Bunlarda ise bu bir iş bilgisayarı olduğu için yan taraflarda. Burada HDMI girişimiz var. Burada bir tane daha USB kablomuz bulunuyor. Ve burada da Type-C girişimiz var. Şurada da güç adaptörümüz bulunuyor. Ön kısma baktığımızda bir şey yok. Girişler benim için yeterli. Tek parça çıkarılabilir bir hafıza kartı söz konusu değil. Pardon, çıkarılabilir bir hafıza kartı diyorum. Çıkarılabilir bir pil söz konusu değil. Tasarım olarak hoş. Ama dediğim gibi benim için öncelik hem oyun oynayabileceğim hem de günlük ofis işlerini, işte yazı işlerini rahatlıkla halledebileceğim bir bilgisayardı. Dolayısıyla Monster'ın bu açıdan beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Fiyatı da diğer modellere göre daha uygundu arkadaşlar. O yüzden öncelikli tercihim bu bilgisayar oldu. GTX ekran kartı var. İşte az önce belirttiğim gibi 9. nesil bir i7 işlemcisi var. Dolayısıyla oyunları rahat bir şekilde oynarım diye umut ediyorum. Her ne olur biraz fan sesi yüksek gelir. Şöyle göstereyim. Monster Huma 5. Gerçekten güzel tasarım, hoş. Zaten söz konusu oyun bilgisayarı olduğunda arkadaşlar, bizim için öncelikli olan ekran kartı vesaire oluyordu. Soğutma da tabii önemliydi. Fakat hem iş hem oyun olsun diyorsanız, hani çok fazla ağırlık da yapmasın diyorsanız, böyle bir bilgisayar almanızı tavsiye ederim. Ben tercihimi Monster'dan yana kullandım. Dediğim gibi fiyat performans ürünü, yerli bir marka sonuçta. Başka yerli markalar da var fakat onların modelleri çok fazla hoşuma gitmedi. Bir de fiyatları daha pahalıydı açıkçası. Hani baktım, birçok marka baktım. Teknoloji marketlerini de gezdim ki bu arada teknoloji marketlerinde Monster satılmıyor. Muhtemelen bunun da payı vardır. Biliyorsunuz teknoloji marketleri sattığı bilgisayarlardan raf parası falan alıyor. Yani raf kirası diye bir şeyler alıyorlar. Dolayısıyla bu raf kirası da fiyatlara yansıyor diye düşünüyorum. Monster öyle bir hani teknoloji marketlerinde de satılmadığı için fiyatları daha uygun olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Tasarımı hoş. Oyun oynayabileceğiniz, işte yapabileceğiniz bir bilgisayar. İleride bunun incelemesi de gelecek. Detaylı bir incelemesini de çekeceğiz. Orada da zaten bilgisayar hakkında daha fazla yorumda bulunacağım sizlere. Şimdilik başka bir kutu açma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.